Eski bir ırgattan çok daha fazlası olan Hasun Efendi, o ikindi sonrası odanın garbısında, kimi zaman cemaatlerde ortalığı saran o tuhaf sessizliği bilgece bir sözle bölmek istercesine, "İnsan gençlikte o kadar kesin ve emin olur ki düşüncelerinden ve hislerinden, sahi hayatın da dünyanın da gizini çözmüş gibi görür kendini. Esesinde o daha neyi görmüştür ki? Bizim eskiler, yaşığı gör yaşığı da sonra görürsün tam aşığı" derdi rahmetliler. "Şimdi daha iyi anlayayım ben bu coru. Ama bu insan garıptır da. Bazen sanki hep varmış kimi yaşar. Bazen de yaşar da sanki hiç olmamış kimi" diyerek sanki bir ihtiyarlık muhasebesi yaptı yaşama dair. Sonrasında ihtiyar gözleri ufkun kızıllığına öylesine dalmış ve upuzun önlerinde genişleyen barak ovasının engebeli düzlüğünü kaygısız bakışlarla seyre geçmişti. Hasun Efendi de baraktaki o çile dolu hayatlardan bir tekinin olgunlaştırdığı eski adamlardan sadece biriydi. Bu tür adamların insanı şaşkına çeviren o feraset ve basireti, yaşadıkları basit ama zor o köy hayatının çok kıymetli birer meyvesi gibi dururdu. Gadır o gün belki ömrü boyunca bu tür cemaatlerde pek nadir yaptığı bir şeye girişti. Böylesi bir sohbete belki yeni duyduğu bu sözün etkisiyle, "Bu insan zalim olur da Allah'tan elinden de fazla bir şey gelmez ha. İster genç ve zengin, ister ihtiyar ve fakir ol. Ne kimseyi küçümseyeceksin, ne de kendini büyük göreceksin. Allah'ın kime neyi kısmet ettiğini hiç bilemen, yorum bilemen" diye katıldı. Hasun Efendi hariç, cemaatte bulunan herkes hiç alışkın olmadıkları bu sesin duvar dibine sinmiş sahibini şöyle bir süzdü. Hiç kimseden bu söze ilişkin bir değerlendirme çıkmadı. Belki Hasun Efendi bir şeyler ilave edebilirdi ama gözleri batmayı tutmuş güneşin ufuktaki kızıllığına öylesine dalmıştı ki sanki başka bir alemdeydi. Tam bu sırada oda ve hane sahibi ağanın nazik uyarısı geldi. "Kadır, gene cora daldın ha.